Kardeşlerim merhabalar. Şimdi açı kenar bağıntılarının yani 3. bölümün tarama testini çözeceğiz arkadaşlar bu videomuzla birlikte. Hemen vakit kaybetmiyorum. 24 tane sorudan oluşuyor çünkü bayağı sorumuz var. Biraz şöyle hızlı bir şekilde sorularımızı çözmeye başlayalım. Odaklanmamızı da bir ayarlayalım. İlk sorumuz ne diyormuş bakalım. Diyor ki 2 var 8 var. X de doğal sayı olduğuna göre X'in alabileceği en küçük ve en büyük değerlerin toplamı acaba kaçtır diye bir soru sormuş. Hemen ne yapıyorduk? X'in aralığını bulacağız dostlarım ilk önce. Şöyle diyeceğiz. X diğer ikisinin toplamından yani 10'dan küçük, diğer ikisinin farkı 6'dan da büyük olacak. Bu durumda X'in alabileceği en küçük değer 7, en büyük değerse 9 oldu. Bunların toplamı da 16'dır. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, ikinci sorudayım. Hemen bakıyorum. İki tane bilinmeyenli kenarımız var bu sefer. Şimdi de bilinen kenarı ortaya yazacağız. Yani 5'i ortaya yazalım. Şöyle şurası gözüküyor herhalde. 5'i ortaya yazdık. Diyeceğiz ki diğer iki kenarın toplamından yani toplayalım. 3x yapıyor diğer iki kenarın toplamı. Bir de eksi 5 ile 3'ün toplamı eksi 2. Ve diğer iki kenarın farkından da büyük olacak. Hemen farklarını alalım. 2x'ten x çıktı. X. Eksi 5'ten 3 çıktı. Eksi 8. Yalnız bu farklarının olduğu yerde bir de mutlak değer vardı. Formül gereği. Şimdi bunu da nasıl yapacaktık dostlarım? Şöyle demiştik. Bir ilk önce sağ tarafı alacağız. Hemen alalım. Eksi 2'yi bu tarafa attım. 7. 3'e böldüm. 7 bölü 3. Yani 7 bölü 3 küçüktür. X çıktı. 7 bölü 3 dediğimde 2 nokta bir şey. Yani 2 nokta 1 diyelim. Şöyle yazalım. X büyüktür. 2 nokta 1 diyelim biz ona. Önemli değil. 2 nokta 2, 2 nokta 3. O virgülden sonrası çok önemli değil. Şimdi bir de sol tarafı alacağız dostlarım. Burada da bakın mutlak değerli bir şey. Bir şeyden küçük, bir sayıdan, 5'ten küçük. Bunu nasıl yapıyorduk? Mutlak değeri ortaya yazıyorsunuz. X eksi 8'i bir küçüktür 5 diyoruz. Bir de büyüktür eksi 5 diyorduk. Şimdi şu eksi 8'den kurtulalım. Her tarafı 8 ile toplayalım dostlarım. Burası 3 yaptı. Bakın bunları hatırlamıyorsanız benim matematik konu anlatım videolarımı dinleyiniz. Eşitsizlikler konusunda anlattık bunları. 8 ekledik, x kaldı. 8 ekledik, 13 oldu. Şimdi x için bir bu aralığı bulduk, bir de bu aralığı bulduk. İkisinin ortak kısmını alacağız, yani kesişimini alacağız. Şimdi küçük sınırlarda 2 tane var. Bir 3, bir de 2.1. Hangisini alacağız öğretmenim? Demiştik ki alt sınırlardan büyük olanı al. Yani 3'ü alacağım. Üst sınırdan zaten bir tek 13 var, başka yok. O zaman şu iptal oldu. Direkt kesişimimiz şu. 3 ile 13 arasında x'in kaç farklı değeri vardır diye bir soru sormuş. 13'ten 3 çıktı. 10. Bir daha çıkartıyorum. 9 tane değeri vardır dedim dostum. Cevap Edirne'den geldi. Şunların çıkartmasını köşe taşında söylemiştik zaten. Evet, 3. sorumuz. Ve bakıyorsunuz x için 2 tane üçgen mevcut. Bir üstteki üçgende yapıyorum hemen. X'in aralığını yazıyorum. Toplamları 7, farkları 1. Bir de alttaki üçgen için aynı şeyi yapıyorum. Toplamları 9, farkları 5. Şimdi bunun kesişimini alacağız. Az önce de dediğim gibi küçüklerden büyük olanı, büyüklerden küçük olanı yani 5 ile 7 aralığındaki doğal sayılarmış x. Kaç tane doğal sayı var burada? Bir tek 6 var arkadaşlarım. O yüzden cevap Adana'dan geldi. Bir tane değer var. Pekala, 4 numaradayız. En büyük kenarı soruyor. Bunun için de ne yapıyorduk? Önce açıların eşitliğini, bütün açıların değerlerini yazacağız bildiklerimizi. 80 var, 50 de burada var, 130. Şuraya 50 kaldı. Yani burada bir ikizkenar üçgen çıktı. E eşittir C oldu dostlarım. Dolayısıyla E ile C birbirine eşitse bu ikisi de doğru cevap olmamalı. Çünkü şıklara bakıyorum, E de var, C de var. Hani biri en büyükse diğeri de en büyük olacak mecburen. Demek ki bunlar doğru cevap değil. Peki doğru cevap ne öğretmenim? Doğru cevap denizli arkadaşlarım. Nereden anladınız hocam? Ok yöntemimiz vardı, hatırlayın. Her iki üçgende de
En büyük açıdan karşısındaki kenara ok çiziyoruz. Bakın burada 100'dü en büyük açı. Karşısındaki kenara ok çizdim. Burada 80, karşısındaki kenara ok çizdim. Sonra da bu okları takip ettiğinde, bakın takip edeyim. Geldik, ok, gittik. En son bittiği yerdeki kenar senin doğru cevabındır demiştik. Evet, geldik 5 numaralı sorumuza. Bakalım ne diyor? Diyor ki ABC üçgeninde şurası 48 ve AB kenarı daha büyüktür. Şurası büyük. Hangi kenardan? BC kenarından. Burası da küçükmüş arkadaşlar. Şimdi büyük kenarın karşısındaki açı yani C açısı küçük kenarın karşısındaki açıdan yani A açısından da büyüktür. Kenarlardaki ilişki açılarda da mevcuttur. Peki biz bu A ile C'nin toplamını bir de 180'e tamamlıyorduk yani üçgenin iç açılarını. 48 buradaysa 132 kaldı bu iki kerataya. Bize neyi soruyor? B, A, C. Yani şuradaki açının değerini soruyor ama en büyük tam sayı değerini. Biz diyeceğiz ki kardeşim bunlardan şimdi C daha büyük ya. Tut ki C ile A birbirine eşit olsaydı. Yani ben C yerine de A yazsaydım o zaman burası 2A eşittir 132. A eşittir 66 olurdu. Ama ne diyor bize? A 66 olur tamam ama C A'dan daha büyük. Bak eşit olsalardı bu da 66 bu da 66 olacaktı. Ama C daha büyük olduğu için bunu bir fazla alayım 67 yapayım. Bunu da bir küçük alayım 65 yapayım. Demek ki A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri 65'tir. Yapıştır gelsin. Evet 6. sorumuzdayız dostum. Hemen bakalım şimdi. Evet yine köşe taşında çözdüğümüz bir sorudur. Önce şu 3. açıyı da bulalım. Şurası 127 yaptı. 127 ise buraya da 53 derece kaldı. Peki. Şimdi en büyük kenarımız hangisi? 73'ün karşısındaki yani C en büyük. C'den sonraki büyük olan 54'ün karşısındaki yani A. En küçük kenarımız da B geldi. Şimdi şu mutlak değer sorularında ne yapıyorduk? Önce içinin işaretini belirleyip üstüne yazıyorduk. Şimdi diyor ki B'den A'yı çıkart. Yani küçükten büyüğü çıkart diyor. Negatif olacak. B'den C'yi çıkart diyor. Yine küçükten büyük. Negatif oldu. A'dan C'yi çıkart. Yine küçükten büyük olduğu için bunun da içinin işareti negatif oldu. Peki şimdi mutlak değerden nasıl kurtarıyordum? Üstündeki işaretle solundakini çarpıyorum. Eksi ile artıyı çarp. Eksi. O zaman bu eksiyi içeriye dağıtalım. Ne olur? Eksi B olur. Artı A olur. Eksi ile artının çarpımı yine eksi. Eksiyi içeriye dağıtıyorum. Eksi B olur. Artı C olur. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Artıyı içeriye dağıtırsam artı A eksi C gelir. Ve şimdi sadeleşenlere bakın. C ile eksi C gitti. Ne kaldı geriye? 2 tane A kaldı. Eksi B. Eksi B'den eksi 2 tane de B kaldı. Yani 2A eksi 2B'dir. Sorumuzun cevabı Adana'dan çıkmıştır dostum. Evet 7 numarayı okuyalım. Yine köşe taşında çözdüğümüz sorulardan dostlar. Ne yapıyorduk burada? Hangi kenarın daha büyük olduğunu bulmaya çalışacağız. Bunun için de şurada matematiksel bir işlem yapacağız dostlarım. Mesela ne yapalım? Şuradaki en üstteki iki denklemi birbirinden çıkartalım dostlarım. Ama alttakinden üsttekini çıkartalım çünkü alttaki daha büyük. Şöyle yapalım hemen. A'dan A çıktı 0. C eksi B kaldı burası. C eksi B eşittir. Şimdi 907'den de 803'ü çıkartalım. 7'den 3 çıktı 4. 0'dan 0 çıktı 0. 9'dan 8 çıktı 1. 104 geldi. Hemen bakın şu en sondaki denklemle yeni bulduğum denklemi de alt alta toplarsam arkadaşım. Bakın B'ler gitti. 2C oldu burası eşittir. Toplayın bunları 815. 815 çıktı 2C. Peki 2'ye bölelim bir de bunu. 407,5 mu yaptı arkadaşlarım? C eşittir 407,5. Tamam bu dursun elimizde. Şimdi hemen C'yi bildiğim için A'yı da bulabilirim diyorum. 907'den 407,5'u çıkartacağım. 907'den 407 çıksa şuradaki denklemi kullanıyorum arkadaşım. C'yi bildiğim için C'yi bu tarafa atıp çıkartma işlemi yapıyorum. 907'den 407 çıkınca 500 kalır dostlar. Bir de buçuk çıkartıyorum. 499,5 kaldı. O zaman neyi de bulduk biz? A'yı da bulduk.
A'yı da şuraya yazalım. 499,5. Yani şunu gördük. A, C'den daha büyük. O zaman açı olarak da A, C'den daha büyük olacak. Bakalım A, C'den büyük. A, C'den büyük. A, C'den küçük Edirne'yi direkt silelim. A, C'den küçük Denizli'yi de direkt sildik. Peki A'yı da biliyoruz. C'yi de biliyoruz. Hadi B'yi de bulalım o zaman. Şurada A yerine 499,5 yazarsak. Hatta 500 yazalım A yerine. B yerine 303 kalıyor arkadaşlarım. B'de 302,5 gibi bir sayı olacak. Yani en küçükleri B. O zaman açı olarak da en küçükleri B olacak. En büyükleri A, en küçükleri B'dir. Yani 7. sorumuzun cevabı Bursa'dan gelmiştir dostlar. Evet, 8 numaraya geçtik hemen. Diyor ki ABC açısı. ABC. Ne var bunun karşısında? 2. Şöyle biraz daha yukarıya alayım, daha rahat görün. ABC açısının karşısındaki kenar 2x-1 diyor. ACB'nin, ACB yani şu açıdan daha büyük dediği için kenarlarda daha büyük olacak. Bunun karşısında da 6 olduğu için 6'dan büyük. Eksi 1'i bu tarafa atalım, 7 oldu. 2x 7'den büyük. Demek ki x 7 bölü 2'den yani 3,5'dan büyüktür. Şimdi bunu bir bulduk, bu 1. Bir de ne yapalım? Şunu ortaya alalım arkadaşlarım. Üçgen eşitsizliği yapalım. 2x eksi 1'i ortaya alıp toplamları 13, farkları 1'den de büyük diyelim. Hemen her tarafa 1 ekliyorum. 2 küçüktür 2x küçüktür 14 oldu. 2'ye bölelim bir de kardeşim. 3 küçüktür 2'ye bölersem 1 oldu. Küçüktür x kaldı 2'ye bölünce 7 oldu. Demek ki x bir 1'den büyük. Bir de burada 3,5'dan büyük bulduk biz dostlarım. Hangisini alacağız? Alt sınırlar için büyük olanı yani 3,5'u alacağız. O halde x'in gerçek aralığını şuraya yazayım ben. X dediğimiz şey bir kere üst sınır sadece 7 var. O yüzden 7'den kesin küçük. Neyden büyük? 1'den mi 3,5'dan mı? Tabii ki büyük olan 3,5'dan da büyük. Peki x 3,5'dan büyükse ne olabilir? 4 olur. 5 olur. Bir de 6 olur. Çünkü 7'den de küçük demiş. Bunların toplamını soruyor. 15 çıktı. 8. sorumuzun cevabı. Evet. İlk testimiz 8 sorumuz tamamdır. 9'u koyalım önümüze. Hemen şöyle odaklanmasını da ayarlayalım. Evet. 9 numarayla devam ediyoruz dostlar. Diyor ki ABC üçgeninde 7 var. Bilmem neler var. Bir de şunu vermiş. ABC açısı. ABC. Şuradaki açımız bu büyükmüş. BAC şunda. Bu da küçükmüş arkadaşlar. O zaman karşısındaki kenarlar da aynı muhabbeti yapacak. Yani 2x eksi 3 büyüktür. X artı 5 olacak. Hemen x'i bu tarafa aldık. Burası x kaldı. X buraya eksi geldi. Büyüktür. Eksi 3 de buraya aldık. 8'den. Demek ki x 8'den büyük olacak. Bir de neyi biliyoruz biz dostlar? 7'yi ortaya almayı biliyoruz değil mi? Üçgen eşitsizliği. Toplamları 3x artı 2'den. Toplamları 3x artı 2 yapıyor. Farkları x eksi 8 yapıyor farkları. Tabi bu farkları mutlak değer içinde olacak. Şimdi bir de bunu çözümleyeceğiz. Hemen çözümleyelim. Önce şu sağ tarafa alalım şurayı. 2'yi bu tarafa alırsak 5 kaldı. 5 bölü 3 oldu. 5 bölü 3'den büyük olacak x. Bakın x için bir de bu aralığı bulduk. 5 bölü 3'den büyük. Şimdi bir de şurayı alalım. Mutlak değerli kısmını çözelim. Bir de şu kısmı. Bunun içinde ne yapıyorum? Mutlak değeri ortaya yazıyorum. X eksi 8'i ortaya yazdım. Ve diyorum ki 7 ile eksi 7 aralığında olacak. Hemen 8 ekleyelim her tarafa. 1 olur. X olur. 15 olur. Şimdi işte bir de bu aralığı bulduk. Hadi şimdi gelin x için 3 tane aralık bulduk. Bunları şuraya bir yazalım. Şimdi x'in 8'den büyük diyor. 5 bölü 3'den büyük diyor. 1'den büyük diyor. Hangisini alacağız alt sınır için? Büyük olanı. En büyükleri 8 olduğu için x diyeceğiz. 8'den büyük. Üst sınır için bir tek 15 var. Demek ki 15'ten de küçük olacak dedik. Bu durumda x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 9'dur. En büyük tam sayı değeri 14'tür. 14 ile de 9'un toplamı 23 mi yapıyor arkadaşlarım? Evet, sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. 10. sorudayız dostlarım. Bakalım ne diyormuş? 5 var, 3 var. ACD üçgenin çevresinin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diye bir soru sormuş. Şimdi ilk önce
Şu üçgenin çevresini istiyor bizden bir kere. Çevresinin en küçük tam sayı değeri. Evet. Biz ilk önce şu kenarı bulalım. X diyelim bu kenara. X'in en küçük tam sayı değerini bulalım. Şimdi biz biliyoruz ki X dediğimiz kenar 5 ile 3'ün toplamı 8 ile 5 ile 3'ün farkı 2'den de büyük. Şimdi 2'den madem ki büyük olacak dostum, bana bu kenar için tam sayı olsun demiş mi AC için? Dememiş. O zaman ben X'i buradan 2.1 seçeyim. Şimdi madem ki X 2.1, şimdi bir de şunu biliyoruz. Bu A kenarıyla B kenarın toplamı 2.1'den büyük olacak. A ile B'nin toplamı üçgen eşitsizliğinden. Peki A ile B'nin toplamını ne seçelim biz? 2.9 seçelim o zaman ki 2.9 2.1'den büyük olsun. Çevresi hem tam sayı çıksın toplamları hem de en küçük olsun. Bakın bunların da toplamı 5 yapar. Demek ki üçünün toplamı, A'nın, B'nin ve X'in toplamı. A ile B zaten 2.9, X'i de 2.1 bulduk. Cevabımız Ceyhan'dan geldi. Evet, 11 numaralı sorudayız arkadaşlarım. Burada da kenar ortayı görüyorsunuz. Kenar ortayı görünce orta taban çizin demiştim. İşte çizdik. 18'in yarısı olacak bu orta taban, 9. Burası da kesin 2'ye bölünecek, 10. Ve ne diyeceğiz şimdi? Şu üçgende bir eşitsizlik yapalım. Hemen diyelim ki 3x eksi 1 küçüktür. Toplamları 19, farkları 1. Şu 1'den kurtulalım ilk önce. Her tarafa 1 eklersek ne olur? 2 olur burası. 3x olur burası. 20 olur burası. 3'e bölersek her tarafı 2 bölü 3'ten büyüktür x. 3'e bölersek 20 bölü 3 olur. Şimdi x'in kaç farklı değeri var? 2.3 dediğiniz şey 0. bir şeydir arkadaşlarım. Hadi 0.1 diyelim ona. Büyükmüş x bundan. 20 bölü 3 dediğinizde 6. bir şey. 6.2 diyelim ona da hadi. İşte bu aralıkta 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var bir de. Kaç tane değeri var? 3, 6 tane değeri var arkadaşlarım. Peki 1 yazınca oluyor mu? Bir de onu kontrol etmek istedim. 3, 2 geliyor. Tamam oldu. 1 yazmada bir sıkıntı yok. X'in kaç farklı değeri vardır diye sormuş. CD kenarortay 20, 18, 9, 19'dan ve 1'den büyük dedik. Her şey yolunda. Kaç tane değer çıktı? 3, 6 tane değer çıktı arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre X kaç farklı değer alabilir diye sormuş. Yani biz bir işlemde bir yerde bir hata yapmadık diye düşünüyorum. 20'yi 3'e bölsek 18'de 6 kere var. 6. bir şey gelecek. Evet doğru. 2'yi 3'e bölsek 0. bir şey gelecek. Bu da doğru. 1 ekledik önce her tarafa. 20 oldu, 2 oldu. Her şey yolunda. Aa, burası 3x artı 1'miş arkadaşlarım bak. Şıklara baktım da ben de cevap 5 gösteriyor. O yüzden bir şüpheye düştüm. Artı 1'miş burası. O zaman 1 çıkartacağız hepsinden. Burası 0 olacak. 1 çıkartırsam burası 18 olacak. Şimdi 3'e böldüğümde yine burası 0 olacak. 3'e böldüğümde de burası 6 olacak. Yani 0 ile 6 aralığındaki değerleri alacak. O da 1, 2, 3, 4 ve 5 değerlerini alabilir. Yani 5 tane değeri vardır. Şimdi doğru oldu. Evet. 90 dereceden büyük, 90 dereceden küçük muhabbeti. Şimdi BAD şurası 90'dan büyükmüş. O zaman diyorum ki x kare büyüktür. 5'in karesi artı 36'nın karesi. Yani 25 artı 36. O da ne yaptı? 25 ile 36'nın toplamı 50, 61 yaptı. X büyüktür. Kök 61 çıktı ki kök 61 de 64'ten küçük bir sayı. 49'dan da büyük bir sayıdır ki 7 ile 8 aralığında bir değerdir. Yani 7. bir şey. Aha 7.2 diyelim. Demek ki x 7.2'den büyük. Şimdi alttaki üçgene geldiğimizde de şu açının 90'dan küçük olduğunu söylüyor. O halde diyeceğim ki ben de hemen şuradan Pisagor yaparsam x kare küçüktür. Bir 6'nın karesi bir de 7'nin karesi diyeceğiz. 49. Yani x kare küçüktür. Ne oluyor? 70, 79, 85'ten. Demek ki x küçükmüş kök 85'ten. Kök 85 dediğim 81'den büyük, 100'den de küçük bir sayı. Demek ki 9 ile 10 aralığında 9. bir şey. Hadi 9.2'den de küçük diyelim. Bak 7.2'den büyük ne olabilir? 8 olabilir. 9 olabilir. 9.2'den küçük dediği için en fazla 9 olabilir. Yani 2 tane değeri çıkarmış. Cevap Bursa'dan geldi dostum.
Evet, 13 numaraya geldik biz de. Bakalım ne diyor 13 numaramız. Şimdi dış açı ortaymış. Biliyoruz ki biz bunu köşe taşında da söyledik size dostlarım. Şu iki dış açı ortayın arasındaki açı daima 90'dan küçük olmak zorunda. Küçüktür 90'dan demiştik. AD'yi soruyor x diyelim. Şimdi x için önce bir üçgen eşitsizliğini yazalım biz. X dediğimiz şey diğer iki kenarın toplamı, yani 7 ile 4'ün toplamı 11'den küçük. Diğer iki kenarın farkı 3'ten de büyük olacak, bu bir. Şimdi bir de 90 dereceden küçük olmasını yapalım. O zaman 7'nin karesi, yani 49 küçüktür 4'ün karesi artı x kare diyebilirim. 16'yı buraya attığımda 16'yı çıkartalım. 33 küçüktür x kare, yani kök 33 küçüktür x oldu ki 33 36'dan küçük, 25'ten büyük bir sayı. Demek ki 5 ile 6 arasında bir değer çıkacak. 5.2'den de büyük diyelim biz x için. Artık buraya 5.2 yazacağım değil mi? 5.2'den büyüktür x, 11'den de küçüktür. Hani 3'ü niye almadık? Çünkü 3 küçük olan, büyük olan alınır arkadaşlar. Peki ne var bu arada? 6 var. Ha, neyi soruyor? En küçük tam sayı değeri, 6'yı bulduk zaten. Evet, 14 numaradayız. 3 var, 7 var. ABC üçgenin çevrel çemberinin merkezi üçgenin iç bölgesinde. Dostlar, çevrel çemberin merkezi üçgenin iç bölgesinde neydi bu üçgen? Oluyorsa neydi bu üçgen? Dar açılı bir üçgendi. Demek ki bütün açıları 90 dereceden küçük olacak bunun mecbur. Her biri 90 dereceden küçük. Şimdi ilk önce şu AC'yi soruyor bize. İlk önce şu 90'dan küçük olmasını konuşalım ve diyelim ki x kare küçüktür 7'nin karesi 49 artı 3'ün karesi 9. Yani x küçüktür 58 kök 58. Bu da 64 ile 49 arasındadır. Yani 7 nokta bir şey diye çıkacak. X küçüktür 7.2 dedim. Şimdi bir de şunu alalım dostlarım. Demiştim ki köşe taşında büyük olanı almanız yeterli. Küçük olana bir daha şu 90'ı kullanmanıza gerek yok. Büyük kenarınkini kullansanız yeterliydi. Hemen o zaman şu 90'ı yapalım. Yani 7'nin karesi 49 da küçüktür. 3'ün karesi 9 artı x kareden. Demek ki 40 küçüktür x kare gelecek. X diyeceğiz büyüktür kök 40. Şöyle yapalım. Kök 40 büyüktür x diye. Kök 40, 49 ile 36 arasındadır. Demek ki 6 ile 7 arasında çıkacak. O halde x büyüktür 6 ile 7 arasında 6.3. Neyden küçüktü? 7.2. Bu aralıkta AC'nin alabileceği değer hangisidir dostlarım? Bir tek 7 değerini alır değil mi? 6.3'ten büyük bir tam sayı olacak. 7.2'den de küçük olacak. O halde bir tane tam sayı değeri var. O da 7'dir dedim. Evet, 15 numaraya gelirim böylelikle. Şimdi A açısını 150 derece vermiş bize. Şimdi burada bizden x'i bulmamız için kosinüs teoremi yapmamızı istiyor. Biz köşe taşının son sorusunu kosinüs teoremiyle çözmüştük diye hatırlıyorum. Hatta bakıyorum şöyle, 16. sorumuzu da kosinüsle çözeriz. Ama bunu normal dik üçgenden faydalanalım dostlarım. Şöyle bir biz hemen 30 derecesini gösterelim bunun. 30'u gördüğümüz için karşısına diklik indirelim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı da 3 kök 3 olsun. Şimdi gelin bir de buradan Pisagor'u çakalım hemen. Şuradan. Diyelim ki x kare eşittir. Bir 3'ün karesi 9 artı. Bir de 7 kök 3'ün karesi, ki o da 7 kök 3'ün karesi 49 çarpı 3 yapar. Yani 27 elde var. 2, 12, 2 daha 14, 147. O halde x kare eşittir 156 mı yaptı? X kare eşittir 156 yaptı. 156'da hangisi çıkar dışarıya? 16 çarpı 17 olsa olmaz. 4 çarpı 39 bu da olmaz diyeceğim ama sanki 4 çarpı 39'da 4'ü çarpalım bir. 4 kere 9 36 elde var. 3, 4 kere 3 12, 3. Evet, 4 kök, kök 156, 2 kök 39 diye de çıkıyormuş. Evet, 16. sorudayız. İşte burada mecbur benzerlik yaparak da çözebilirim bu soruyu. Hatta daha kolay çözerim kosinüs teoreminden, ama daha şu anda benzerliği bilmediğinizi düşündüğümden biz normal kosinüs teoremiyle çözelim bu soruyu. Şimdi şu açının alfa diyelim. Bunun da tam tersi de alfadır ve alfaya göre kosinüs teoremini yazıyorum. Neydi? Karşısındaki kenarın karesi, yani x kare eşittir.
Diğer iki kenarın kareleri toplamı 5'in karesi 25, 2 kök 5'in karesi 20. Eksi diyorduk 2 çarpı diğer iki kenarın çarpımı, yani 2 kök 5 ile 5'in çarpımı. Bir de çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfayı da şuradan bulacağım. Komşu bölü hipotenüsten 2 bölü kök 5. Şimdi hemen bakıyorsunuz burada kök 5'ler gitti. Şurası 2 kere 2 4. 4 kere 5 20. 20 ile 2'nin çarpımı şurası 40 yaptı. 40. Şurası da 25 ile 20'nin toplamı 45 yaptı. Arada eksi var. Demek ki x kare eşittir 45 eksi 40'dan 5. Neyin karesi 5? Tabii ki kök 5'in karesi 5'tir. Demek ki 16. sorumuzun cevabı da Bursa'dan geldi. Evet, çevirdik arka tarafı. 17 numaralı sorudayız dostlarım. Kaç dakika olmuş? 25 dakika olmuş. Hadi biraz daha hızlanalım. Şimdi BAC'yi küçüktür 45 vermiş. Burası 45'ten küçükmüş. O zaman hemen kosinüs teoremini bir yapalım. Diyeceğiz ki demek ki x kare küçüktür 5'in karesi 25. 4 kök 2'nin karesi 32 eksi 2 çarpı 5 çarpı 4 kök 2 çarpı kosinüs 45. O da kök 2 bölü 2. Hemen kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Bu 2'yi götürsün. 2 kere 5 10. 10 ile 4'ün çarpımı şurası 40 yaptı. Şurası 25 ile 32'nin toplamı 57 yaptı. 57'den 40 çıkarsa da 17 mi geldi arkadaşım? Demek ki x kare küçüktür 17, x küçüktür kök 17. Bu da 16'dan büyük, 25'ten küçük bir sayıdır dostlarım. Demek ki dışarıya da 5 ile 4 arasında bir değer çıkacak. Yani 4,5 diyelim biz ona. X küçükmüş 4,5'tan. Ne olabilir yani? 4, 3, 2, 1 hepsi olabilir. En büyüğünü soruyor, 4 olabilir. 18 numaraya geldik. D noktası iç bölgede olduğuna göre DB ile DC'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı nedir diye soruyordu. Biz diyorduk ki bu toplam her zaman şu üstündeki iki kenarın toplamından küçük olacak. Tam karşısındaki kenardan da büyük olacak. Yani 6 ile 9 arasında olacak. Demek ki 7 olabilir, 8 olabilir. Toplamları da 15, yani Adana şıkkımız geldi. 19 numaraya geldik. D noktasının ABC'ye uzaklıklarının toplamını soruyor bize. Yani şu uzunlukların, kırmızıların toplamını soruyor. Bu üçünün toplamı da şuna eşitti dostlarım. Çevreden küçük olacak demiştik. Çevrenin yarısından da büyük olacak. Yani 9 ile 18 aralığında bir değer olacak. 9 da olamaz, 18 de olamaz. O yüzden 9 olamayacağı için Edirne şıkkındaki 9 olamadı dedik. 20 numaraya geldik dostlar. Diyor ki buna göre AP ile AN'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Bakın ben bu NİDE'yi en fazla C'nin üstüne kadar getirebilirim. Demek ki AN uzunluğu AC'ye kadar uzanabilir. O yüzden AN'nin en büyük değeri 13 olabilir. Bunu bir yazalım bir kere. AN 13 olsun diye. Başka ne diyor? P noktası B ile H arasında ise diyor. P noktası B ile H arasındaysa dostum, P noktasının gelebileceği şurada maksimum değer en fazla 7'dir. Ama B'nin üstüne gelemeyeceği için tam böyle dibine kadar gelebilir. Yani en fazla 7'ye yaklaşabilir. Tam 7 bile olmaz. Çünkü arasındaymış. Bak NİDE arasında demediği için NİDE C'ye kadar gelebildi N noktası. O yüzden en fazla 13 oldu. Ama bu en fazla 7'ye kadar çıkabilir. 7 olamaz. 7'ye yaklaşabilir pardon. Demek ki şu AP en fazla 6 olabilir arkadaşlarım. 7'ye yaklaşır. O zaman bu da 6'dır dedim. Ve 6 ile 13'ün toplamını soruyor bize. Cevabımız 19'dur. Denizli'den geldi. Evet, geldik 21 numaralı sorumuza. A küçüktür, B küçüktür, C. Üçünün farklı sıralamasını mı istiyor bizden dostlar? Bakın en küçüğün, her zaman unutmayın, küçük açının kenar ortayı her zaman en büyüktür. Yani bunun kenar ortayı A en büyük olacak. Cevabımız Bursa'dan gelecek dostlar. Açılar küçüldükçe kenar ortayı, açı ortayı, işte yüksekliği daha da büyüyor. Bunu söylemiştik köşe taşında. Unutmayınız bunu. Evet, 22 numaradayız. Çeşit kenar bir ABC üçgeninde B köşesinden çizilen NB, yani açı ortayın uzunluğu 10 santim olduğuna göre aynı köşeden çizilen kenar ortayın uzunluğu, dostlar bunların arasında şöyle bir sıralama vardı. Yükseklik
en küçükleri, açı ortay bir ortadaki, kenar ortay ise en büyükleri olacaktı. Yani kenar ortay dediğimiz şey her zaman açı ortaydan büyük olacak. E şimdi açı ortayı 10 verdiyse, çeşit kenar üçgende ama pardon her zaman dediğime takılmayın. İkiz kenar üçgende ve eş kenar üçgende üçü de birbirine eşit oluyor. Bunu da unutmayın sakın. Çeşit kenar üçgende kenar ortay açı ortaydan büyüktür. Yani kenar ortay 10'dan büyük olacak. 10'dan büyükse en az kaç olabilir hocam? 11 olabilir dersin. Cevabı Ceyhan'dan işaretlersin. Evet, geldik 23 numaralı sorumuza. Şimdi 6 ile 10 vermiş. Nereye 6 vermiş? Burası 6, burası 10. O zaman burası da 8. 6, 8, 10 üçgeninden. D noktasının AC ve AB kenarlarına uzaklıklarının toplamı, yani şu A ile B'nin toplamı hep şuna eşitti dostlarım. Şu gittiği kenarların arasındaki uzaklığa eşitti. Yani 6 ile 8 arasında değerler alacak ki bir tek ne var burada tam sayı olarak? 7 var. O zaman bir tane değer alabilir. Yapıştır gelsin. Evet, geldik son sorumuza. 24 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Hangisi veya hangileri bir üçgen belirtir diye bir soru sormuş. Hemen bakalım. A kenarı 4, B kenarı 5, C kenarı 7. Bunu nasıl kontrol edecektim? Herhangi iki kenarın toplamı 3'üncüden büyük mü? 4 ile 5'in toplamı 9, 7'den büyük mü? Evet. 5 ile 7'nin toplamı 12, 4'ten büyük mü? Evet. 4 ile 7'nin toplamı 11, 5'ten büyük mü? Evet. Tamam, bu olur o zaman. 1 numara oldu. Yani 1 numaradan üçgen çıkar, 1 numara olmayanları silelim biz hemen. Gelelim şuna. B açısı 110 derece olan şöyle bir üçgen çizeyim ben de daha gözümüz görsün. Şöyle A, B, C. Bak, B açısı 110. B kenarı 13, yani şu kenar 13. C kenarı da 9. Şurası da 9 olacak. Evet, bir kere 110 en büyük açıdır. Çünkü geniş açı her zaman üçgenin en büyük açısıdır. Dolayısıyla karşısındaki kenar her zaman en büyük kenardır. Bakıyorum 9'dan büyük olduğu için aykırı bir durum yok. Demek ki 2 numaradan da bir üçgen çizilir. O zaman 2 numara olmayanı da sildim ben arkadaşlarım. Geldik şimdi 3 numaraya. A kenarı 10 olan, şuradaki yer gözüküyorsa burada çizelim. Şöyle A, B, C. A kenarı 10. B yüksekliği 8. Şurası 8. Ve C kenarı da 7. C kenarı neresi? Şurası da 7 olan bir üçgen çizilir mi? Bakın şuradaki dik üçgende bir sıkıntı yok. Çünkü 90'ın karşısı her zaman en büyük kenardır. Evet, 8'den büyük. Ama şu üçgene baktığınızda, şuradaki üçgene baktığınızda burada bir sıkıntı var arkadaşlarım. Çünkü 90'ın karşısında 7 var. 7 var. Ama dik kenarlardan biri 8. Yani hipotenüs her zaman en büyük kenar olacak. O yüzden 7 olmaz. Yani 8'den daha büyük bir sayı olmalı. Demek ki böyle bir üçgen çizilemez. Sadece 1 ve 2 numaradan üçgen çizilir. Cevabımız da Denizli'den gelir. Evet dostlar, tarama testini gömdük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.